Merhaba, ben Turgut Eken. Önce size kendimi tanıtayım. Serbest muhasebecilikten 2008 yılında emekli oldum ve bıraktım. Bu andan itibaren de ve daha öncesi de hep dernekçilik, vakıfçılık derken tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkası çizer, kültürünü bilmeyenin kültürünü başkası yönlendirir düşüncesiyle hep sosyal faaliyetlerin içinde bulundum. Bunlardan en fazlası da halk oyunlarıyla ilgilidir. Sizlere geçmişten günümüze yöremiz halk oyunları konulu karınca kaderince aklımda kaldığınca bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Yöremizde halk oyunları tabii ecdadımızdan eskiden beri geldiği gibi devam ede gelmiştir. Ama hep nerede yapılır? Düğünlerde yapılır. Bizim yöre Teke yöresidir. Teke yöresi kültürüne tamamıyla hakimdir. Bunun yanında da düğünler kadın ve erkek ayrı yerlerde olur eğlenceler. Erkekler köy meydanında yapılan, yakılan bir ateş etrafında davullu zurnalı, tek ve çift veya gruplar halinde insanların oynamasıyla halk oyunları oynarlar. Kadınlar da bir odada veya kapalı bir mekanda delbekçi kadınlar eşliğinde ayrıca eğlenirler. Onların halk oyunları da öyledir. Ama esas okullarımızda halk oyunlarının başlangıcı konusu var. Bu halk oyunlarının başlangıcı da 1945 Aksu Köyenüstü mezunu, 1940'ta da Kumruca Cumhuriyet İlkokulu'ndan mezun Mehmet Yılmaz öğretmenim, kendi köyü okuduğu okulun okula öğretmen olarak gelir. Ve tutar bir halk oyunları ekibi, bir de voleybol topu getirir ve Kumruca'da ilk halk oyunları ekibi ve voleybol topunu getiren insan da Mehmet Yılmaz hocamdır. 2016'da kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu konuda bulabildiğimiz tek görselimiz var. Daha sonraki dönemlerde köyenüstü mezunları ve öğretmen okulu mezunları müzik ve halk oyunlarına çok aşina oldukları için devamlı ekipler hazırlamışlardır. Ama onlarla ilgili görselimiz yok ama hep olmuştur okullarımızda artık halk oyunları. 1972-73'lerde bulabildiğimiz görsellerimiz var. Bunun yanında da bilhassa 75'ten sonra en çok göze batan öğretmenler Müfide Uslu, Metin Çalışkan, Nadir Ceylan, Hasan Kazık öğretmenimizdir. ...1982'de Halk Eğitim Merkezi kurulduktan sonra 83'lerde falan iki usta öğreticimiz halk oyunlarında çalışmaya başladılar. Şermin Erdoğan ve Rabia Demirok. Onlar da yaklaşık 20 yıla yakın
halk oyunlarına hizmet etmişlerdir Kumruca'da. Tabii 2000'li yıllara gelindiği zaman Ahmet Altekin isminde bir öğretmenimiz, ki öğretmenimizi çok genç yaşta kaybettik, gani gani rahmet diliyorum ona. Halk oyunları hareketini yeniden çok güçlü bir şekilde başlattı ve daha sonraki dönemlerde de usta öğretici kursları açıldı. Ve 30'un üzerinde usta öğreticimiz var şu anda. Onlar vasıtasıyla da tabii çok yarışmalara katıldık. İl yarışmalarında çok dereceler aldık. 2005 yılında bölge yarışmasına gittik iki ekiple. Denizli'deki bölge yarışmalarına. Birinci olamadık ama ikinci olduk ekiplerde. Ondan sonra 2006 yılında ili geçtik. Konya'da bölgeye katıldık. Bölgede de birinci olduk. Ve İstanbul'da Türkiye finallerine katıldık. Ve Türkiye beşincisi olduk 16 ekibin arasından. Puanını açıklıyorum. 86.20. Oyun yöresi Antalya. Oyun adları Tege Zeybeli, Kuruman Zeybeli, Kız Kürtecesi, Ahşer Zeybeli, Kaba Ardıç, Serenler Zeybeli, Tege Zorlatması. Oyun eğitmenleri İbrahim Çınlı, Cumhur Çakmak, Serhat Sönmez. Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu, imamın küçük kızını sarsam ne zaman, ne zaman. Saygıdeğer konuklarımız, kuvvetli alkışlarınızda, huzurlarınızda, Antalya Konuca Halk Eğitim Merkezi halk oyunlarıydı. Tabii 2008, 2009, 2010 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye finalleri Kumruca'da yapıldı. Bu da bir ilçeye üst üste 3 yıl verilen Milli Eğitim Bakanlığı şey tarihinde bir ilkti Kumruca Halk Oyunları eline. Daha sonraki dönemlerde hızıyla devam etti. Hatta biz okullarımız arası pandemiye gelinceye kadar okullar arası halk oyunları şenliği yapıyorduk. En az 20 takımın katılmasıyla ama pandemi dönemiyle bu iş durdu. İnşallah bundan sonra ona da devam edeceğiz. Çalıştırıcılarımız, usta öğreticilerimiz çoğaldı. Fakat tabii bu işin her şeyde olduğu gibi akademik eğitimi de var artık. Eskisi gibi sadece usta öğreticiler olmuyor. Konservatuvarların halk oyunları bölümleri var. Oralardan da mezun olmuş iki öğretmenimiz var. Burçin İyi Tütüncü Sönmez ve Hikmet Çalışkan. İkisi de müzik öğretmenliği yapıyorlar şimdi. Ayrıca Türkiye Halk Oyunları Federasyonu kuruldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda Serhat Sönmez halk oyunları eğitimcisi ve hakem, Tahir Mustafa Eriş folklor araştırmacısı, halk oyunları eğitmeni, koreograf ve şu anda Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak çalışıyor. 2016 yılında da o zamanın Halk Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, tabii şimdinin de ilçe milli eğitim müdürü. Onun başkanlığında Kumruca Halk Eğitim Gençlik Spor Kulübü adı altında halk oyunları faaliyeti gösteren bir spor kulübü kurduk. Bu yıl il yarışmalarında iki ekiple birinci olduk. Denizli'de bölge yarışmalarına gittik. Yıldızlar Sahnelemeli Dal'da birinci olduk. Ve Marmaris'te yapılacak, Eylül ayında Marmaris'te yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. İnşallah oradan da bir dereceyle döneriz. Tabii halk oyunları bu derecelere kadar geldi. İnşallah sonucu da devam eder. Ben karınca kaderince size bilgilerimi kısıtlı imkanlar içerisinde aktarmaya çalıştım. Bana bu imkanın verildiği için ayrıca bu geceyi hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Tabii sizlere de beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum.